CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba koordinatörlüğündeki CHP Emek Büroları, uzun süredir planlanan kıdem tazminatı düzenlemesi hakkında bir rapor yayımladı. Raporda kıdem tazminatının fona devredilmesinin işçilerin alacağı ücreti yarı yarıya düşüreceğine dikkat çekildi. Bireysel emeklilik sistemini, yani tamamlayıcı bir emeklilik sistemini de yeniden ele alacağız. Ve bu sistemle birlikte kıdem tazminatı reformunu da hayata geçireceğiz. İktidar kıdem tazminatı reformu için butona bastı. Muhalefet ise kıdem tazminatı hakkının kaldırılacağı görüşünde. Tüm paydaşlarımızın katılımıyla tıpkı çalışanlardan olduğu gibi işverenden de yapılacak kesintiler. BES ile entegre kıdem tazminatı fonunda toplanacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kalkınma planı olan 11. kalkınma planında yer aldı kıdem tazminatı ile ilgili değişiklikler. Kıdem tazminatı fonu sistemde kalış süresi yeniden ele alınarak bireysel emeklilik sistemi ile entegre edilecek. CHP o reforma tepkili. Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba öncülüğünde 10 maddelik bir rapor hazırladı CHP emek büroları. Raporda 12 Eylül sonrasında bile kıdem tazminatı hakkında dokunulmadığı, ancak AKP iktidarının işçilerin kazanımını ortadan kaldırmayı amaçladığı ifade edildi. CHP'ye göre kıdem tazminatı reformuyla birlikte işçilerin iş güvencesi ellerinden alınacak, işten çıkarmalar kolaylaşacak. Ayrıca kıdem tazminatının bireysel emeklilik gibi fona devredilmesiyle birlikte işçilerin alacağı tazminatın da yarı yarıya düşeceğine dikkat çekiliyor raporda. CHP konuyla ilgili işçi sendikalarının itiraz ve görüşlerinin dikkate alınması gerektiğini ifade ediyor.